Değerli dostlarım, merhabalar arkadaşlarım. AYT'mizin ikinci kitabına geçtik. Burada direkt türevden başlıyorum ben dostlar anlatmaya. Eğer vaktimiz kalırsa limiti de anlatmaya çalışacağım dostlar. Şimdi türev almanın kurallarını öğreneceğiz burada. Hemen ilk köşe taşımıza bakıyorum. Şöyle bakalım ne sormuş. Ortalama hızını sormuş bize dostlarım bu köşe taşımızda. Bakın nasıl buluyorum şimdi ortalama hızını. İlk 3 saatteki ortalama hızı diyor ki, yukarıda zaten hocam bizim için formülü de yazmış. Şöyle bakınca gördüm arkadaşlarım. Hemen o formülü uygulayacağız aslında biz de. Ne diyeceğiz? İlk 3 saniyedeki ortalama hızı diyor ya. Bir 3. saniyedeki, hemen şurada yerine yazıp değeri bulacağım. 3 yazarsam buraya ne gelir? 9, 4 daha 14 oldu. Eksi. İlk 3 saniye demek 0 ile 3 arasındakiler demek. 0'ını bulacağım bir de dostum. 0 yazarsam 5 geliyor burası. Bölü bir de zamanların, yani 3 ile 0'ın farkını alıyorsunuz. 3 eksi 0. Buradan 9 bölü 3'ten 3 geldi sorumuzun cevabı. Geldim ikinci soruya. Yine aynı muhabbet. 1 ile 3 arasındaki saatlerin ortalama hızını soruyor. Paydaya 3 eksi 1 yazdım. Yukarıya da ne yazacağım arkadaşlarım? Bir 3'ün değerini, bir de 1'in değerini. 3 yazarsak 9, 5 daha 14. 1 yazarsak 1, 5 daha 6. 14'ten 6 çıktı 8. 3'ten 1 çıktı 2 geldi. 8 bölü 2'den de 4 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, birinci köşe taşı zaten çok aman aman önemli değildi. Hemen hızlıca geçtim dostlarım. Geldim 2 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor? Doğrusal hareket eden bir hareketliğe ait konum metre, zaman saniye fonksiyonu bu şekilde verilmiş dostlarım. Bu hareketlinin 3. saniyedeki anlık hızı nedir diye soruyor. Anlık hız dediğimiz zaman dostum, hemen bunun türevini alıyorsun. 2t, yani yolun bir kere türevini alıyorsun dostum. 2t geliyor. Bu türevde de x yerine zamanı koyduğunda, yani t yerine zamanı yazdığın zaman 2 çarpı 3'ten 6 geldi anlık hızı diyebiliriz dostum. Geldim 2 numaralı soruyu okuyorum hemen. Diyor ki fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki anlık değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Hemen yapalım, yine türev alalım. 2x artı 1 mi geldi dostum? Burada da x gördüğüm yere hemen 2 yazıyorum. 2 yazdığımda ne geliyor? 4 artı 1'den 5 çıktı. Anlık değişim oranını soruyordu fonksiyonun. Ve hemen cevabı, değişim hızını nasıl buluyormuşuz dostlarım? Şuradaki anlık hız formülünden anlık hızı bulmanın yolu türev al, getir istediği şeyi yerine yaz. Burada x eşittir 2 diyor. Burada da hızını vermiş. T eşittir 3 diyor dostlar. T yerine 3 yazdım. X yerine 2 yazdım. 2 numaralı köşe taşını da böylelikle gömdük. Geldik 3 numaralı köşe taşına. Bakalım bu ne diyor? 3 numaralı köşe taşımız limit gösteriminden bahsediyor dostlar. Bakın şuna dikkat edin. Fx, f5, x, 5. Aşağıya bakın yine x5. X, eksi 5, x, eksi 5. Bu ne demekmiş dostum? F'in türevinde 5 al demekmiş bize. Yani bursa demekmiş, geçtim 2'ye. İşte bu da diğer bir gösterimi limit cinsinden. H 0'a gidecek burada arkadaşlarım. Şuradaki bakın sayımız eksi 2 ya kardeşlerim. Bu da ne demek? F'in türevinde eksi 2 anlamına geliyormuş. Hangi şıkkımızda var? Ceyhan şıkkımızda var dedi. Hiç uzatmıyorum bunları arkadaşlarım. Bunların görüntüsünü bir gözünüz görsün yeter bence. Mesela şuna bakın şimdi. X var, 2 var. Aşağıda da X var, 2 var. O halde bu f'in türevinde 2 demektir. Yani 7'ymiş. E bize de zaten f'in türevinde 2'yi soruyor. Cevap 7. Geldim 4 numaraya. Fonksiyonunun x eşittir 1 apsisli noktasındaki türevinin değeri. Yani türevini al diyor ki, fx'in türevi neydi? Sadece şöyle x'in katsayısı varsa, direkt x ve katsayısından oluşuyorsa direkt katsayısıydı değil mi? Şöyle göstereyim. Şimdi 2x demek 2x üzeri 1 demektir. Bunun türevini alacağız şimdi. Bir başa geliyordu dostum. Katsayıya dokunmuyordum. Bir başa geldi ve kuvveti de biraz azalttım. X üzeri 0 oldu.
İşte türevini aldım. Bunu da düzenlediğinde x üzeri 0 1 demek. Bu da 1. 1 kere 1 1. 2 ile çarptım. 2 çıktı. Yani kısaca katsayısı 3x mi? 3x'in türevini alacağın zaman direkt cevap katsayı. İşte kök 5x'in türevini alacaksın. Cevap direkt katsayıdır diyeceğiz dostlarım. Burada da cevabımız direkt 2 geldi. Hangi noktasındaki türevini sorarsa sorsun. Sonuçta 2 çıktığı için hepsinin türevi, yani x eşittir 5 yüzünde türevi yine 2 çıkacaktı. Geldik 5 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Şurayı hatırlayın hemen. X var, 1 var, x eksi 1 var. Yani burası türev al demektir dostum. Ve türevinde de f'in türevini al. Getir x yerine 1 yaz demektir. Hemen türevini alalım. Kuvveti başa aldım. 3 çarpı 1 azalttım. X kare geldi. Ve x yerine de 1 yazıyorum. 3 çarpı 1'den 3 geldi sorumuzun cevabı. Yanlışlık mı yaptık? 3x kare. Bu zaten f'in türeviymiş arkadaşlarım. Ben f zannettim bunu. Zaten f'in türeviymiş. Yani direkt getirip x yerine 1 yazacağız burada. 1, 4 daha 5 çıkacak sorumuzun cevabı. Geldik buna 6 numaraya. Yukarıdaki ifadelerden hangilerinin değeri fx fonksiyonuna üzerindeki x eşittir eksi 3 apsisli noktasından çizilen teğetin eğimine eşittir? Yani f'in türevinde eksi 3 nedir diye soruyor. Dostum teğetin eğimi ne zaman, teğetin eğimi x eşittir eksi 3 apsisindeki teğetin eğimi neymiş? Bu noktadaki türevinin, yani x eşittir eksi 3 noktasındaki türevinin değeri teğetin eğimine eşitmiş. Teğetin eğimine. Bize de demek ki f'in türevinde eksi 3'ü soruyor dostlar. Peki nasıl buluyorduk bunu? Limit cinsinden yazarken, bakın x giderken eksi 3'e, tamam. X eksi 3. X eksi eksi 3'ten artı 3'e dönmüş. Evet, bu türev demektir. Şuna bakalım. Eksi 3'ü görüyorum. Eksi 3'ü görüyorum. Tamam, bu da türev demektir. Burada da sıkıntı yok. Şuna bakalım. X var, 3 var. Bak, eksi 3 değil. Eksi 3 olması lazım buranın, değil mi? X var, 3 var. X eksi eksi 3 olması lazım. Bu türev demek değil. Bunu geçtim. Demek ki sadece 1 ile 2 türev anlamına geliyormuş. Cevabımız Denizli'den geldi. Çevirdik. 4 numaradayız dostlar. Şimdi türevin farklı gösterimlerini söylüyor bize. Şu dy bölü dx demek y ifadesinin x'e göre türevini alın demekmiş dostlarım. Şimdi y ifadesi burada, x'e göre türev alacağım. Hadi alalım. 3x'in türevini alacağım. 3x'in türevi katsayısını alıyordum direkt, 3. Şimdi y'nin türevini alıyorum. Y'nin türevi demek ne demekmiş? Dy bölü dx diye yazılıyormuş. İkisi de aynı anlama geliyormuş dostlarım. Peki y'nin türevi, 3x'in türevi 3 artı 1'in türevi, sabit sayıların türevi de 0 olacak dostlarım. 3 artı 0'dan bir tek 3 geldi değerimiz, Adana çıktı. Geldik 2'ye. Bakın burada da y'nin türevini al diyor. Yani dy bölü dx'i bulun da dese aynı şey anlamına geliyormuş, y'nin türevi. Peki önce y'yi bir yalnız bırakalım. 4x'i bu tarafa alalım. 5 eksi 4x olur y. 6y. Bir de 6'ya bölelim. Y eşittir 5 bölü 6 eksi 4 bölü 6x geldi. Hadi şimdi y'nin türevini alıyoruz. Şurada bir sabit sayımız var. Türevi 0. Şurada da x'li bir ifade var ki x'li ifadenin türevi direkt kat sayısıydı. Yani eksi 4 bölü 6. Onu da sadeleştireyim. Eksi 2 bölü 3. 0 eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Yani Bursa şıkkı doğru cevaptır dedim. Geldim buna. Diyor ki fx'in, bak bu ne demekti, d bölü dx. Şurada yazan ifade neyse onun aşağıdakine göre türevini al. Yani f'in türevini al, x'e göre türevini al diyor. F nasıl bir sayı? Sabit bir sayı. Sabit sayının türevi neydi? 0 dedik dostlarım. Ceyhan'dır, geçtim gittim. Şimdi dostlar ben bir de türev anlatım, konu anlatım videosu çekmek istiyorum. O yüzden orayı bir önce yüklemeye çalışacağım. Önce konu anlatım videosunu, sonra bunları yükleyeceğim için. Hani burada zaten birçok şeyi biliyor olacaksınız konu anlatım videosunu izledikten sonra. O yüzden buraları hızlı hızlı geçiyorum ben dostlarım. Geldik buna. Y'nin x'e göre türevini al diyor da, y dediğimiz şeyi önce bir yazalım değil mi? Yani fx'i bir yazalım.
Bu bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonun denklemini yazacağım. Bakın, analitikten kopya çekeceğim. X bölü x'i kestiği nokta eksi 1 artı y bölü y'yi kestiği nokta 1 eşittir 1. Doğru denklemi yazma formülüydü bu. Burası ne oldu? Eksi x artı y eşittir 1. Yani y eşittir 1 artı x geldi. Şimdi bize de türevini alın diyor. Hadi alalım. Y'nin türevi eşittir. 1'in türevi 0. X'in türevi direkt kat sayısıydı 1. Cevabım Denizli'den çıktı dostlar. 4 numarayı da gömdük. Alalım 5 numarayı, bakalım bu ne diyormuş. Şöyle bir alabilirsem eğer ki 5 numarayı. Evet, diyor ki f'in türevini bulunuz diyor. Hemen klasik türev alma muhabbeti. Yukarıdaki kuvveti başa çarpım durumunda atıyorum. 4 çarpı eksi 5 olur. Eksi 20 yani. X'in üstüne de 4'ü bir azalttım. 3. Eksi 20 çarpı x küp geldi. Yani Bursa şıkkındaymış cevap. 6'ya geldik. 2'ye geldik. Dy bölü dx. Yani y'nin x'e göre türevini al diyor bize. Y'nin x'e göre türevi. Şimdi kuvveti başa alıyorum. Katsayıya hiç dokunmayacağım. 2 bölü 3 duruyordu. Kuvveti başa aldım 6. X'in üstünü de bir azalttım. 5 yaptım dostlarım. Peki ne oldu burası? 3 ile de şu 6 gitsin. 2 kalsın. 2 kere 2 4. 4 çarpı x üzeri 5. Yani Ceyhan şıkkındaymış cevap. Bu amca ne diyor bize? Bakın 3x bölü 5'in diyor. X'e göre türevini alın. 3x bölü 5'in türevini alın diyor bize dostlarım. Bu türev simgesiydi. Hemen x olduğu için sadece direkt kat sayısıydı değil mi türevi? 3 bölü 5 yani cevabım Denizli'den çıktı. Geldim 4 numaraya. Bakalım bu ne diyor? İfadelerinden hangileri doğrudur diye bir şey söylemiş bize. Burada diyor ki y'nin m'ye göre türevini alacaksınız. Dostum demek ki m dışındaki her şey sabit sayı olacak. T kare sabit sayı. Peki m'ye göre türev alınca sabitlere biz hiç dokunmuyorduk değil mi? Direkt t kare kalıyordu. Direkt t kare kalacak. M'nin kuvvetini de biraz artacaktım. Hani şöyle olacak. Şimdi şöyle düşün. T kareyi sabit sayı düşün. Yani m çarpı 2 gibi. 2'den hiçbir farkı yok. Sabit sayı. Peki bunun türevi neydi? M'ye göre direkt katsayı. Yani 2'yi alıyordum. Ama şimdi 2 yerine t kare gelmiş dostum. O halde sabit sayım t kare. Demek ki türevini alırsam y'nin m'ye göre direkt t kare çıkacak. Evet, bu doğru. Burada da diyor ki t'ye göre türevini al. Şimdi t'ye göre türev alınca da bu sefer m sabit sayı. Peki m'ye dokunmuyorduk sabit sayı. Kuvveti bir başa getiriyorduk çarpım durumunda ve de bir azaltıyordum kuvveti. 2 çarpı m çarpı t. O zaman bu da doğru. Y'nin x'e göre türevini alın diyor. Lan burada x yok ki. X'e göre türev nasıl alayım ben? X'e göre türev al diyorsa x dışındaki bütün harfleri sabit say diyor. Yani şöyle oluyor o zaman. Fonksiyonun y eşittir 5'ten hiçbir farkı kalmıyor. Y eşittir 7'den hiçbir farkı kalmıyor. Sabit sayı. M de sabit, t kare de sabit. Çünkü x'e göre türev al diyor. O halde buradakilerin hepsi sabit sayı oldu. Sabit sayının da türevi neydi? 0. O halde bu da doğru. Cevabım Edirne'den çıktı Goberler. Geldik 6 numaralı sorumuza. Türev alacağız. Y'nin türevini bulun diyor bize direkt. Şimdi öncelikle şuradaki x kareyi bir yukarıya çıkartalım. Yani şunu şöyle yazalım. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2 olsun bu bir kere. Değil mi? Kuvveti yukarıya aldım. Şimdi y'nin türevini bulacağız dostlar. Bir kere katsayıya dokunmuyorduk. Eksi 1 aynı. Çarpı. Eksi 2'yi başa alıyorum. Çarpı eksi 2 ve x üstünde de kuvveti bir azaltıyorum. Yani eksi 2'yi bir azaltmak demek. Eksi 2'den 1 çıkartıyorum. Eksi 3. Hadi düzenleyelim burayı. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı 2. X üzeri eksi 3 demek de 1 bölü x küp demektir değil mi? Eksi 3'e takla attırırsam x'e kuvvet artıya döndü. Bu da ne oldu? 2 bölü x küp, yani cevabım Bursa'dan geldi. İkinci soruya bakıyorum dostum. Diyor ki ikinci sorumuz. Şuradaki parantez içindeki ifadenin diyor t'ye göre türevini al. Tamam, hadi bunun t'ye göre türevini alalım. Önce şöyle bir yazalım. Eksi 1
çarpı, hatta eksi 1 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 1'dir bu dostum. Şimdi eksi 1 bölü 2 duracak. Bak türevini alıyorum şimdi. Y'nin türevi. Eksi 1 bölü 2 katsayım duruyor. Şuradaki eksi 1'i buraya çarpım durumunda yazdım. T'nin üstündeki kuvveti de bir azalttım. Eksi 1'i bir azaltırsam eksi 2 olur. Hadi düzenleme kısmı. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 2. Ona da takla attırdım. 1 bölü t kare oldu. Yani 1 bölü 2 t kare Adana şıkkındaki cevap doğrudur dedim dostlarım. Ve geldim 3 numaraya. Amca burada da diyor ki şu ifadeyi yapacağım ilk önce dostum ben. M kare bir çarpım durumunda duruyor burada. M kare çarpı. Şurada da diyor ki şu parantezin içindeki ifadenin m'e göre türevini al. E alalım hemen m'e göre türevini. Eksi 3 başa geliyordu. Katsayıya dokunmuyorum. Eksi 3 başa geliyor. Ve kuvveti bir azaltıyorum. Eksi 4 oldu. Hadi düzenleyelim. 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6. M kare ile m üzeri eksi 4'ün çarpımı. Hani tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. 2 ile eksi 4'ün toplamı eksi 2 yaptı. Biraz daha düzenleyelim. Eksi 6 bölü takla attırdığımda m kare geldi. Eksi 6 bölü m kare Denizli şıkkındaki cevap doğrudur dedim. Ve geldim 4 numaraya. F'in türevini alın diyor t'ye göre. Hadi alalım. Şimdi ilk önce bu fonksiyonu bir daha türev almadan önce bir düzenleyeyim ben. Aşağıdakileri yukarıya çıkartacağım değil mi? Şöyle olacak. Eksi 3 bölü 5 katsayı dursun. T kareyi yukarıya t üzeri eksi 2 diye çıkarttım. Şimdi türev alabilirim. F'in türevinde t. Eksi 3 bölü 5 katsayıya dokunmuyorduk türev alırken. Yine yazdım. Eksi 3 bölü 5 çarpı. Şuradaki kuvveti başa çarpım durumunda eksi 2'yi çarpım durumunda getirdim. Ve t'nin üstündeki eksi 2'yi de bir azalttım. Eksi 2'yi bir azaltırsan eksi 3 gelir. Peki eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 6 bölü 5 olur burası çarpı. T üzeri eksi 3 de 1 bölü t küp demektir. 6 bölü 5 t küp Edirne şıkkındaki cevap doğru şık oldu arkadaşlarım. 6'yı da gömdük. Aldık 7 numarayı önümüze. Bakalım bu ne diyor. Burada da köklü ifadelerin türevini alacağız arkadaşlarım. Yine bunları konu anlatım videosunda bol sorularla çözmeye çalışacağım ben. Orada iyi öğreneceksiniz. Buradakileri biraz daha kolaylayacağız arkadaşlar o zaman. Şimdi köklü ifadede ben ilk önce şunu yapıyorum. Verilen köklü ifadeyi üslü ifade haline dönüştürüyorum dostum. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi 2 burada dursun. Şöyle 2 bölü. Şimdi biz bu köklü ifadeyi nasıl üslü yapıyorduk? İçerideki kuvvet paya, kökün derecesi paydaya yazıyor. Yani 2 bölü x üstünde 3 bölü 4 oldu. Bak 3 burası, 4 burası. 3 bölü 4. Şimdi buna da takla attıralım hatta. Kuvvet yukarıya çıkacaktı. 2 çarpı x üstünde eksi 3 bölü 4 oldu. Hadi şimdi türev alma muhabbetine girelim. 2'ye dokunmayacağım değil mi? F'in türevi diyorum hadi yazalım. Katsayıya hiç dokunmuyorum. 2 duruyor çarpı. Eksi 3 bölü 4'ü başa atıyorum. Çarpım durumunda. X üstünde de eksi 3 bölü 4'ten 1 çıkartıyorum. Eksi 4, eksi 7 bölü 4 oldu arkadaşlarım burası. Hadi bir satır daha toparlayalım şimdi. Eksi 6 şunları sadeleştirelim. 2 kalsın. Eksi 3 bölü 2 çarpı x üstünde eksi 7 bölü 4. Yani 1 bölü x üstünde 7 bölü 4 oldu. Şimdi 7 bölü 4'ü de düzenleyelim. Eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü x kök içinde yazacağım şimdi bunu arkadaşlarım. X'in üstünde 7 varmış. Kökün derecesi de 4'müş ki 7 bölü 4 diye dışarıya çıkmış. Şimdi hangi şıkkımızda var? Edirne şıkkında bakın bunun aynısı mevcut. Geldim ikinci sorumuza diyeceğim ama ezan okunmaya başladı arkadaşlarım. Hemen durayım ben burada da ezan bitsin devam edeceğim dostlar. Evet dostlar ezanımız bitti. Şimdi devam ediyorum. İkinci soruya geçmiştik herhalde. Evet iki numarayı okuyalım. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani ne demek istiyor bize? Şu parantezin içindeki ifadenin x'e göre türevini al diyor. Şimdi önce bu parantezin içini bir düzenleyelim. Şimdi şöyleymiş parantezin içi. X çarpı
kök x. Kök x demek de x üzeri 1 bölü 2 demekti. Hadi şimdi bunları bir toplayalım. Üst tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. 2, 3 bölü 2. Yani x üzeri 3 bölü 2'ymiş benim fonksiyonum. Bunun da türevini al diyor. E ne yapıyorum? 3 bölü 2'yi başa yazıyorum dostum. 3 bölü 2 çarpı x üstünde 3 bölü 2'yi 1 eksiltiyorum. 2, 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 2 oldu. Yani 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 de kök x demektir. Cevabımız Bursa'dan geldi dostlar. Geldim 3 numaraya. Yine diyor ki y'nin x'e göre türevini al diyor bize. Hadi gelin ilk önce bunu bir düzenleyelim biz bu fonksiyonu. Şimdi bu kök x demek x üzeri 1 bölü 2 bölü küp kök x demek de x üzeri 1 bölü 3. Şimdi üstlü sayılarda bölme yapalım. Tabanlar aynıysa alttakinin kuvvetini ben yukarıya eksi olarak ters işaretli olarak çıkartıyorum. Eksi 1 bölü 3 olarak çıktı. Bunu da düzenleyeyim. 3, 2 çıktı. 1 bölü 6 oluyormuş şuradaki işlemin sonucu. Şimdi bunun türevini alacağız. Ne yapıyorum? 1 bölü 6 başa geldi. Çarpı x üstünde 1 bölü 6'nın 1 eksiği. 6, 1'den 6 çıktı. Eksi 5 bölü 6'ymış aradığımız şey. Peki düzenleyelim bunu da bakalım hangi şık çıkıyor. 1 bölü 6 çarpı. Eksi 5 bölü 6 demek takla attır demek x üzeri 5 bölü 6 olur. 5 bölü 6. kuvvette şöyle yazıyorum. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü x'in üstünde 5 var. Kökün derecesi de 6 demektir. Hangi şıkkımızda var bu dostum? Edirne şıkkında aynısı mevcut. Geldim 4 numaralı soruya bakalım bu ne diyor. Şimdi fx'in diyor türevini alın x'e göre. Tabi ben ilk önce ne yapacağım burada dostum? Bir düzenleme işlemi yapacağım. Şimdi bu amca x kare var. Çarpı x üzeri 1 bölü 2 var. Bölü x üzeri 2 bölü 3 var. Şimdi bir satır daha düzenleyelim. Şu 2 bölü 3 önce şurayı bir toplayayım hatta. 2 kere 2 4. Bir daha x üzeri 5 bölü 2. 4, 5 bölü 2. Burada da x üzeri 2 bölü 3 var. Ne yapıyorduk? Alttakini yukarıya ters işaretli çıkartıyorum. Yani x üstünde 5 bölü 2 eksi 2 bölü 3 diyorum. Şimdi bu işlemi de yapalım yukarıdaki işlemi. X üstünde 15'ten 4 çıktı. 11 bölü 6 geldi. X üstünde 11 bölü 6'nın türevini alacağız. Hadi alalım. 11 bölü 6 başa yazılır. Ki zaten 11 bölü 6 bir tek Ceyhan şıkkında var. Direkt cevap Ceyhan ama biz devam edelim. Çarpı x üstünde de şunun bir eksiği yazılır. 6, 11'den 6 çıktı. Eksi 5 bölü 6 yazılacak dostum. Hemen bu da neye eşit olacaktı? 6 artı 5 bölü 6 olur. 5 bölü 6 da demek şöyle 11 bölü 6 çarpı x üzerinde 5 var. Kökün derecesi de 6 demektir. Yani Ceyhan şıkkı direkt çıkıyor zaten. Evet çevirdim ve 8 numaraya geldim. 8. köşe taşımızdayız. Olduğuna göre f'in türevinde eksi 1 nedir diye bir soru sormuş. Hemen f'in türevini alıyorum. Kuvveti başa yazdım. Baştaki eksiye hiç dokunmadım. Kuvveti başa yazdım. Çarpı x üstünde de kuvveti bir azalttım. Yani 2019 kaldı x'in üstünde de. Diyor ki x yerine eksi 1 yaz. E yazalım. Eksi 1'in 2019. kuvveti yani tek kuvveti. Eksi 1'in tek kuvveti yine eksi 1. Şurası eksi 1. Eksi 2020 ile de çarparsam eksi ile eksinin çarpımı artı 2020 geldi. Yani Edirne şıkkı sorumuzun cevabı. Geldik buna. Aga bu ne demekti? X5, X5. X'in... f'in türevini al x yerine de 5 yaz demekti değil mi? F'in türevinde 5'i soruyordu bize. Hadi f'in türevini alalım. Bak sadece x varsa neydi türevi? Katsayısı. Yani f'in türevinde x 3 bölü 5. E sen şimdi x yerine kaç yazarsan yaz 5 de yazsan 100 de yazsan 500 de yazsan hep 3 bölü 5 çıkacak dostum. F'in türevi 3 bölü 5 çünkü. Geldik buraya. Şu parantezin içindeki ifadenin m'ye göre türevini al diyor. Önce bu parantezin içine bir düzenleyelim. Üslü ifadeye çevirdim. M üzeri 1 bölü 3 oldu. Hadi şimdi türevini alalım bir de bu keratanın. Bakalım ne çıkacak.
Kuvveti başa alıyorduk. 1 bölü 3 çarpı m üstünde kuvveti bir azaltıyorum. Eksi 1, 3. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 bölü 3 oldu. Yani m eşittir 8 için değerini bulun diyor. Şimdi x m yerine 8 yazalım. 1 bölü 3 çarpı m yerine 8 yazacağım da 8 de 2'nin küpü demektir. Bir de üstünde eksi 2 bölü 3 var. Şunların çarpımından bunlar gitti. Ne kaldı geriye? 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri eksi 2. Yani 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 geldi. O da 1 bölü 12. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı Gobeller. Ve geldim 4 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Evet, fx diyor 2 bölü x kare. Bize de bakın bu ne demekti kardeşim? H sıfıra gidiyor. Şuradaki eksi 1'ler gözünüze çapsın. Bu da ne demekti? F'in türevinde eksi 1'i bulun diyordu bize. Şimdi önce f'in türevini bulalım. F'in türevi nasıl olacak? Bir kere şunu 2 çarpı x üzeri eksi 2 diye yazalım öncelikle. Şimdi eksi 2'yi başa aldım. Katsayıya dokunmadım ve eksi 2'yi başa aldım. X'in kuvvetini de biraz azalttım. Eksi 2'yi biraz azaltırsam eksi 3. İşte f'in türevi bu. Biraz daha düzenleyelim. 2 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 4 çarpı x üzeri eksi 3. Bana da x yerine eksi 1 yaz diyor. Yazalım. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in eksi 3'üncü kuvveti yine eksi 1. Eksi 4 ile de çarparsam eksi 1 çarpı eksi 4'ten artı 4 geldi. Sorumun cevabı Edirne'den çıktı arkadaşlar. Evet. 8 numarada tamam. Şimdi bu videomuzda ilk 8 köşe taşını gömmüş olalım. Bir sonraki videolarda da devam edeceğim arkadaşlarım. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere.